İyi akşamlar. Bunu 22 Nisan 2021 günü, 21 günü çekiyoruz. Günlerden Perşembe. Ben Faik Genç. Ben Feruh Taray. Bu ilk yaptığımız 2F1B podcast yayını. Podcast nedir diyenler çok olacaktır. Türkiye'de daha az rastlanan bir şey. Fakat İngiltere'de, Amerika'da, Batı ülkelerinde büyük gazetelerin, Telegraph gibi, Guardian gibi, L'Equipe gibi ve büyük spor dergilerinin marka gibi her günkü sayısında mutlaka bir podcast olur. Bu görüntüsüzdür. İnsanlar arabalarından radyo dinler gibi dinleyebilirler veya istedikleri zaman başka iş, maç seyrederken dinleyebilirler. Böyle bir deneme yapalım dedik ama esas bunu yapmamızın nedeni The Super League konusunu derinlemesine incelediğimiz Feruh'la bir programımız oldu. Dün sabah yayınlandı fakat 48 saat ne uzun bir süreymiş ki bizim programımız devreye girdiği anda dünya başına yıkıldı adeta. 48 saat içinde proje çöktü. 6 İngiliz kulübü çıktığını açıkladılar ve olaylar devam ediyor. Ben bu girişte belki biraz daha bir şeyler söyleyeyim. Mesela bu sabah İngiltere saatiyle sabah 9'da, Türkiye saatiyle saat 11'de. Bunu herhalde bu akşam yayınlarız. Görüntü olmadığı için daha hızlı upload edebilir YouTube'a. Saat 11'de 20 adet Manchester United fan, Manchester United'ın Carrington antrenman tesislerine, yani bizim Samandıra'ya karşılık geliyor, bastılar. Bir şekilde güvenliği aşarak içeri girdiler ellerinde pankartlarla. Ve pankartlarda neler vardı? Büyük haber bugün İngiltere'de ve hatta Amerika'da bile bu. Pankartlarda Glazer ailesi Amerikalı, Manchester United'ın sahipleri. Glazer out, yani Glazer ailesi gitsin. Diğer bir pankart 50 artı gelsin. 50 artı denilen şey Bundesliga'daki bir kural. %50'sinden fazlası kulüplerin taraftarlara veya kulüp üyelerine kanunla ait. Hiçbir şirket gelip de borsadan şuradan buradan toplayıp kulübe sahip olamıyor. İngiltere'de durum bu değil. Böyle bir ilginç bir şey. Bu arada bu akşam saat 18'de biz bunu Türkiye saatiyle 19.40'da çekiyoruz. Yani 18 daha var İngiltere'de bu saate. Arsenal taraftarları bir forum denir değil mi? Forum yapacaklar ve buna Arsenal'ın sahibi Kroenke'nin oğlu Josh Kroenke de uzaktan Zoom'la katılacağını açıkladı. Tahmin edemiyorum. Bir gün boyunca Kroenke'ye sorulacak sorular diye İngiltere'deki taraftarlardan mesaj yağıyordu. Hem Twitter'dan hem YouTube kanallarından. Böyle bir ilginç bir şey. Bildiğiniz gibi bu çöktü dediğimiz 48 saatte çökmek konusunda sonra 6 İngiliz kulübü çıktığını açıkladı. Arkasından Atletico Madrid çıktığını açıkladı. Arkasından Juventus lastikli bir şey yazdı. Inter Milan İtalyan kulübü çıktığını açıkladı. Yani bunu neye benzetiyorum Ferruh, biliyor musun? 1974 yılında Kıbrıs'ta Yunan junta hükümeti bir darbe yaptı. Kanlı bir darbe. Kendi insanlarına karşı, Makarios'a karşı. 15 Temmuz 1974 günü, 20 Temmuz günü Türkiye işte bir sürü istişareden şundan bundan sonra İngiltere ile, tabii ki Yunanistan'da junta hükümeti olduğu için Yunanistan'la değil, ve Türkiye'ye bir çıkartma başladı. Çıkartmanın başlamasından birkaç saat sonra Yunan junta hükümeti çöktü. Yani 5 gün içerisinde. Yani Yunanistan'daki albaylar hükümeti çöktü ve Karamanlis geldi ve yeniden demokrasi kuruldu. Tek fark şu oldu, krallık geri gelmedi. Cumhuriyet oldu. Yani Türkiye Kıbrıs'a çıkarak hem Yunanistan'a demokrasiyi getirdi hem de cumhuriyeti getirdi. Ben çok hani milliyetçiliğiyle bilinen bir insan değilim ama böyle oldu. Hani yanlış mesaj almasın taraftarlarımıza. Siyaset konuşmuyorum. Fakat aynen buna benziyor. Yani öyle bir taraftarlardan, özellikle 6 İngiliz kulübünün taraftarlarından ve İtalyan kulüplerinin başta Inter olmak üzere AC Milan taraftarlarından öyle bir reaksiyon geldi ki, ve bu tabii ki sosyal medyada yayıldı.
Daha biz programımızı çekip 24 saat sonra işte resmini, şusunu, rötuşunu yapıp yayınlamadan sabah bir uyandık. Program 9'da sabah galiba bizim yayına girdi. Çökmüştü The Super League. Bu noktada ben durayım. Birazcık senin bu baş döndüren gelişmelerle ilgili fikirlerini alayım. Sonra bendeki diğer bilgileri şeylerim. Bu programı ikiye ayırdık. Birincisi The Super League, yani bu olan ve çöken ve ne olacağı belli olmayan şey. Ama ikinci kısımda da Süper Lig. Çünkü biz programı çektiğimizde Fenerbahçe oynamıştı. Bir maç bay geçecektik ve Galatasaray Beşiktaş oynayacaktı. Beşiktaş Galatasaray oynadılar. İkisi de berabere kaldılar. İkinci bölümde de programın ikinci bölümünde de bunu irdeleyelim. Okay. O yüzden böyle bir isim verdik. Ben sana bırakıyorum. Evet, ben de bu The Super League konusunda da veya European Super League denen konuyla ilgili o bizim yaptığımız programda da bir ifadede bulunmuştum. Ya bu adamlar bayağı bir hazırlanmışlar. Çünkü web siteleri vesairesi her şey hazır. Şu anda gelinen nokta öyle ki sanki bu gizli saklı yöne götürülmüş ve bu gizli saklılık içinde hiç kimsenin haberi olmadan başkanlar bu işi götürmüş gibi bir hava var. Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Yani bunun kulüp taraftarlarının da bildiğini, teknik bir takım o insanların bildiğini, çünkü o kulüp başkanı gidip internetini yapamaz bunun. Birileri yapmış. Ve Real Madrid'in başkanı, ki bu işi bayağı arkasında olan kişi, resmen diğer özellikle UEFA ve FIFA'yı aşağılayarak konuştu. Hala da öyle konuşuyor galiba. Bir noktaya getirmişler ve iş yürümüş. Ben de yıllar önce şunu demiştim, onu söylemeden edemeyeceğim. Chelsea'yi Abramovic almış idi. İnanılmaz rakamlar konuşuluyordu. Ve birden İngiltere'de, Faik daha iyi bilir, bu top takımlardan herhalde en az taraftarı olan takım olan Chelsea bir anda işte şampiyon olmaya, şampiyonluk kovalamaya, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaya filan başladı. Belki de taraftarını da arttırmıştır bu gazla, onu da bilemiyorum büyük bir ihtimalle. Bu futbolu bitirmiyor da şimdi mi bitiriyor ya geldim ben? O zaman demiştim bu iş futbolu bitirecek, çünkü birisi gelip bir takımı alıyor, parayı da bastırıyor, bir takım acayip oyuncular alıyor derken bir takım gene İngiliz takımlarını alanlar oldu, Araplar devreye girdi, Ruslar, şunlar bunlar derken sonunda çok enteresan bir şey daha oldu. Paris Saint-Germain'i Katarlılar aldı ve Paris Saint-Germain gitti yaklaşık 200 milyon euro muydu hatırlamıyorum şimdi, Neymar'ı aldılar. Hatta Neymar aldılar ve biri milli takımlar, işte bir Dünya Kupası oynanıyor Güney Amerika'da. Neymar bir sırtına diz yedi ve küçük bir çatlak oldu omurgasında. O anda herkes eyvah falan dedi. Neymar'ın işte 200 milyon euro Paris Saint-Germain'in verdiği çöpe gitti falan derken ben de dedim ki yani bu iş futbolu bitirdi. Bence bitti futbol. Orada bitti. Çünkü 200 milyon euro bir futbolcuya veriyorsan karşısındaki veya yanındaki arkadaşları hadi diyeyim ki 2 milyon euro alıyorlar demezler mi? Ya 200 milyon euro aldı bu adam, hani ne olsa ne olabilir bu kadar bin misli fazla para alması diye herhalde sormuşlardır. Bu futbolu bitiriyor, aradaki gap gittikçe açılacak ve zayıf takımlar daha da zayıf olacak filan. Ve oraya doğru gitti, sonra bu takımlar büyük, şimdi PSG hiç de Fransa'da öyle çok böyle yukarılarda olan bir takım değilken şu anda patır kütür şampiyon oluyor. Yani veya önceden açıklıyor baktığında şampiyonluğunu. Bu tabii şimdi bu Süper Lig çıkma, Süper Lig'in çıkma olayında bu büyük takımların daha çok para almaları var. Eminim ki ya birileri bunlara geldi dedi ki biz size şu kadar para veririz dedi, ya da bu işin öncülüğünü yapan işte Real Madrid başkanı gibi birisi gidip JP Morgan vesaire birileriyle konuşup 3-4 milyar doları veya euroyu neyse bağladılar. İşte bu takımlara verilecek, şu olacak. Şimdi bu paralar tabii bu takımlara verilir. Bunlar ayrı bir lig kurarlarsa diğer ligler hakikaten
zevksiz, tatsız. Ha, yıllar sonra tekrar canlanabilir diğer başka takımlar çıkarak. Ama bugün basketbolda bir örnek vereyim. Bugün FIBA'nın yaptığı bir yani Euroleague'in rakibi olacak Şampiyonlar Ligi var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan takımları kimse hatırlamaz, bilmez bile. Çünkü o kendi liglerinde işte ilk ona giren takımlar var burada. Genellikle şampiyon olan filan da belki vardır ama çok zayıf takımlar var. Bu da zevksiz, tatsız, takip edilmeyen bir lig halinde devam ediyor. Ve Euroleague bir şekilde oturdu başladı. Euroleague'i de başlatan İspanyollar, basketbolu konuşuyorum. İspanyollar başlattı ve bunda da gene bir İspanyolların öncülüğü var. Ama taraftarın bir reaksiyonu oldu. Ve bir takım takımlar da korktular bundan. Yani taraftarımızdan özür dileriz falan ama enteresan bir şey var. Her geri çekilen takımın açıklamasına bakarsan hiç UEFA'ya veya FIFA'ya yönelik bir özür yok. Yani taraftarımızdan özür dileriz, biz yanlış yaptık falan gibi bir şey var. Demek ki UEFA'yla savaş devam edecek bir şekilde gözüküyor ve adamlar daha çok para istiyorlar. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye girip bir şey söyleyip pas edeceğim Fahiye. Biz hatırlarsanız 3 Temmuz darbesinden sonra ligden çekilelim veya işte ikinci lige düşürsünler de görsünler günlerini, Fenerbahçe olmayan bir naklen yayın bile olmaz demiyor muyduk? Diyorduk. Çünkü biz güçlüyüz. Biz daha çok taraftara sahibiz ve bizim taraftarlarımız daha çok dekoder alıyor. Şu anda da öyle o durumdayız. Hatta Fenerbahçe TV yayınlasın maçlarını Fenerbahçe'nin falan diyenler oldu. Şimdi ne oldu da bu işlerden vazgeçip işte lig futbol bitiyor dendi. Bunu anlamış değilim. Bu benim görüş tarafım deyip Fahiye pas ediyorum. Demin anlattığım şeylerden birkaç şeyi atlamışım. Hemen onları tamamlayayım ben Ferruhsan'a katkıda bulunmadan önce. Bu sabah bu 20 kişinin Samandıra karşılığı Carrington Manchester United tesislerine girip pankartlarla işte 50+1 bilmem ne Glazers out pankartlarıyla oraya girdikten sonra şöyle bir olay oluyor. Şu anda bütün İngiltere basını, spor basını demiyorum, İngiltere basını bunu konuşuyor. Haberlerde arkadaşlarımız, bilmiyorum kaçta yayınlayacağız bunu ama ve bu 20 kişi tabii ki doğru bir şey yapmıyorlar. Hani böyle bir şey olamaz. Çünkü kulüp bu bir nümayiş yani. Tabii kulüp taraftarların ama kapıda gelip de güvenliği aşarak gelip tesis basamazsın yani. Öyle bir şey yok. Yok tabii. Stadın önüne gidersin ki cuma akşamı saat 18'de hem Arsenal taraftarları hem de Man City taraftarları Etihad'da, Arsenal taraftarı Emirates'in önünde büyük bir toplantı düzenleyecekler. Basın oraya gidecek ve bugün Twitter'dan filmlerini yayınladılar. Crank Out diye stickerlar basıyorlar. Rotatif'in dönüşünü koydular, filmini yani. Crank Out, Crank Galatasaray Başkanı, Galatasaray. Arsenal Başkanı Amerikalı Tycoon. Aynı zamanda Amerika'da da LA Rams'in, Los Angeles Rams'in sahibi. Ona karşı. Fakat şöyle bir şey oluyor. Manchester United bu 20 hooligan taraftar diyelim girip de bunu yapınca onları Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Darren Fletcher ve Manu Matic öne çıkıyorlar. Bunlar çok önemli figürler Manchester United'ın geçmişinde ve onlarla konuşup ikna ediyorlar. Onlar da pankartlarını yere bırakıp çıkıyorlar. Bu bir kere ilginç bir şey. Çünkü bunlar başka kulüplerde de olabilir bu işten dolayı. Birincisi onu söylemiş olayım. İkincisi Real Madrid ve Barcelona'dan henüz bir açıklama yok. Ne taraftara özür ne çıktık diye. O yüzden de bir sürü... Var, Inter'den de yok. Inter'den var. Inter ilk İtalyan kulübü çıkardı. Öyle evet, Inter'den var. Fakat Juventus'tan tam yok. Yani başkan falan lafları var. Juventus'a geleceğim. Real Madrid ve Barcelona'dan herhangi bir özür yok, açıklama yok, vazgeçtik yok. Fakat bu sabah Real Madrid Başkanı Perez ve aynı zamanda The Super League'in başkanı olacak olan Perez vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Bu çok kritik. Şu anda bu iş olmamış olabilir. Belki yanlış açıkladık veya yanlış zamanda açıkladık ama... vazgeçmeyeceğiz dedi. Juventus dedin sen. O da ilginç bir şey. Juventus'un başkanı Agnelli
bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz için geri çekiliyoruz dedi. O da pek ikna değil yani. İkna değil. Evet. İkna evet. değil. Fakat diğer bir ilginç bir şey, UEFA başkanı şu andaki Çefer'in Sloven asıllıdır. Yani Yugoslav, evet, eski biliyorum, Yugoslav. Şöyle bir şey söyledi bugün. Bu 12 kulüp yaptıklarının cezasını çekecekler. Şimdi bu yaptıklarının cezasını çekme nedir diye bir spekülasyon yapabiliriz. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ve Europa Lig'de, yani bir alt şampiyonada galiba Europa Lig'de bir tek Arsenal var yarı finale kalan, ama öbür tarafta Paris Saint Germain dışındaki 3 kulüp bu işe giren kulüpler. Yani şu anda fişi çekip madem yaptırım olacak, Paris Saint Germain'i şampiyon ilan etmesi gerekir, ama onlar da ticari bir kurum oldukları için böyle bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Başka cezalar verecekler. Puan silme cezası veremezler. Onu İngiltere Nereden Federasyonu... Nereden puan silecekler? Neden yani? Ligleri hayır. Onu daha şunu demek istiyorum daha doğrusu. Puan silme cezasını federasyonlara, ülke federasyonlarına empoze edemezler. Çünkü İngiltere Futbol Federasyonu veya Premier League federasyondan da üstün şu anda orada. Hiçbir şekilde kendisine UEFA'dan bir şey empoze edilmesini istemez. İtalyanlar da istemez. La Liga da istemez. Dolayısıyla iş şura kalıyor. Sen eğer bir takım yaptırımlar uygulayacaksan UEFA olarak, erkeksen yani. Yani affedersiniz, bu birazcık cinsel bir şey, öyle biri değilim. Yani özür diliyorum insanlardan. Başka bir ifadesi var bunun ama neyse. Evet, o aklıma gelmedi. Ama o zaman sen Şampiyonlar Ligi yarı finallerini oynatma, finalini o zaman git, katılmayan oraya tek takım olan Paris Saint Germain'i şampiyon ilan et derler adama, değil mi? Evet. Veya Europa Lig'den Arsenal'ı at yarı finalden derler adama. Ama tabii ki kendi turnuvası bozulacak. İşte şey gidecek, paralar gidecek, yayın hakları, bilmem neler. Falan filan. Şimdi ama diyor ki bunun sonucu olacak diyor ve 247 kulübün bünyemizdeki 235'i, yani 12'yi dışarıda bırakarak buna karşı diyor Çefer'in. İlginç bir şey ama bence hiçbir şey yapamayacaklar. Şimdi bir yandan bu işin çökmesinde etkin olduğu söylenen İngiliz Başbakanı Boris Johnson'dan, evet, söz ediliyor. Boris Johnson şöyle bir şey söyledi mecliste. Dün değil belki gün akşam, yani biz programı çekmiştik artık. Bu kulüplerin cezasız bırakmayacağız. Bir kere öyle bir yetkisi yok bir başbakanın. Ya olacak iş değil ya. O konuşması beni delirtti zaten. Evet. Artı dedi ki deplasmana oynamaya gelecek. Mesela Atletico Madrid Liverpool'la oynamaya gelecekse ülkeye girişlerini havaalanından izin vermeyeceğiz dedi. Bu, hadi oradan. Bu o kadar saçma bir şey ki, öyle bir yetkisi değil İngiltere başbakanının, kimsenin yok dünyada. Yani bugün bizim Cumhurbaşkanımız da durup dururken şu takımı ülkeye sokmayacağız diyemez. O da bunu bildiği için arkasında da şunu söyledi. Kanun geçireceğiz meclisten. Şimdi İngiliz parlamentosunu, İngiliz avam kamerasını biraz bilen insanlar böyle bir kanunun meclisten geçmeyeceğini bilirler. İnsan haklarına aykırı bir şeyin. Herkes istediği yere girer. Eğer savaş varsa, Covid varsa o zaman tamam. Hani acil tedbirler parçası olarak bu işi dayayabilirsin, ama futbolun bilmem nesini şey ederek çok saçma bir şey oldu. Ve bugün gazeteler şunu irdeliyorlar İngiltere'de. Boris Johnson böyle bir şey söyledi, kulüpler ürktü. Kulüpler ondan ürkmedi. Kulüpler iki şeyden ürktü. Bir, taraftarlarından ürktüler. Şu anda gelemiyorlar bir yıldır zaten stada. Hani çok da ürkmelerine gerek yok. Ama ikincisi, futbol kamuoyundan gelen dirençten ürktüler. Korkunç bir direnç oldu. Biz de gösterdik sende. Kendi nacizane YouTube yayınımızda aynı yani, direnci.
bir şey söyleyeyim. Yani ben çok göstermedim. Çünkü ben bu iş zaten zıvanadan çıkmıştı. Az önce de söyledim. Yani bu rakamlarla futbolun bittiğini, hani biraz da basketbolu da böyle sempatik duyan biriyim. Basketbolun futbolu geçmesini isteyen biriyim. Bunu açıkça söylüyorum. Ah dedi, futbol kendini bitiriyor. Yani bu yakın, bu şeyle. Ama bu şampiyonlar, yani bu Süper Lig olayı futbolu tekrar canlandırabilecek bir olaydı. Yani öyle veya böyle. Bugün ben Fildişi sahilinde bir tatile gittiğimde oradaki sokaktaki çocuğun üstünde Manchester United forması görebiliyorum abi. Çok enteresan. Şaşırmıştım hatta. Lan ne ilgisi var dedim filan. Ve ne bileyim, Sicilya'da bir yere gittik. Sicilya'da adamın üstünde gene Real Madrid forması var. Ya diyorum, burası İtalya ya. Yani nasıl bir şey, yani ne bileyim, Juventus forması görsem anlarım ama yani böyle bir markalaşmış, özellikle Uzak Doğu, Çin, şu bu filan, Japonya, buralarda da iş farklı bir boyuta gitmiş durumda. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bir Boris Johnson'ın açıklamalarını müthiş antidemokratik buldum. Ya sana ne ya, sen ne karışıyorsun? Futbolcu, ben takımı almam içeri filan, böyle abuk subuk laflar. Ya senin en büyük 5-6 takımın neyse bu işe karar vermiş yürüyorlar. Niye? Çünkü bir takım insanlar bir takımları almış. Onlara sesin çıkmamış. Demin söylediğime geliyorum. Adam 750 milyon euro verdi ya bir takıma. 750 milyon euro. Bugün Fenerbahçe'nin borcu yani sıfırlanır, üstüne de 200-300 milyon euro para kalır. Öyle bir şey düşünün. Yani bu zaten işi bitirmiş, başka bir boyuta gitmiş iş. Sen neye karışıyorsun? Nedir? Taraftar ne anlar? Taraftar tamam, gidemediği için maça bir sorun var. Bu bir takım yönetimlerin lehine de olabilir, aleyhine de olabilir ama gelir anlamında da takımlar çökmüş durumda ya. Ya adam onu söylüyor. Ben diyor bu oyunculara hadi belli bir şeye kadar indirdim ama yani kombine satış gelirim yok, bilet gelirim yok, reklam gelirim sınırlandı. Hem firmalar zorda olduğu için hem de yani statta insan olmadığı için baktığın zaman böyle aptal aptal şeyler oldu. Şimdi bunu baktığın zaman çok hani haksız görmedim ben bu takımları, onu söylemek istiyorum. Yani bir kendine göre bir hakları vardı. Bu kadar erken vazgeçmeleri tabii UEFA'yı birazcık şey yaptı, havaya soktu benim anladığım. İşte biz onlara ceza vereceğiz filan. Hadi ver abi cezayı, oynatma dediğin gibi. Ya PSG olmasaydı o dört yarı finalist arasındaki dördüncü takımda, diyelim ki bu 12 takımdan biri olsaydı ne olacaktı? Hani sen diyorsun ya PSG'yi şampiyon ilan sıkıyorsa, edemez. Yani böyle bir şey olamaz. Burada bir sürü abuk subukluk var ve şeyin, Real Madrid başkanının söylediği laf da çok enteresan. Bu iş daha bitmedi diyor adam. Uğraşacağım diyor. Ve dünyanın en güçlü iki takımı Real Madrid 1, Barcelona 2. Ya ondan sonra İngilizler, Almanlar falan geliyor baktığın zaman. Çok doğru. Şu anda biz Ferruh'da da bir podcast yayınladığımız için böyle bir lüksümüz var. Ekranımıza kendimiz koyduk. Hangi kulübü sahibi kim diye bir tablo var. Sen de görebiliyorsun diye umuyorum. Evet. Şimdi Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke family ailesi. Kroenke Amerika'da bir sürü spor şeyinin sahibi, Missouri asıllı bir Amerikalı. Aynı zamanda dediğim gibi Los Angeles Rams, NFL, Amerikan futbol takımının da sahibi. Chelsea'nin sahibi Ferruh'un demin önce söylediği gibi Abramovich, Rus oligark. Çok zamandır neredeydiniz demek de çok haklı. Liverpool'un sahibi John Henry, yine Amerikalı bir holding sahibi. O en ilginci oydu. Giriş konuşmasında onu da söyleyecektim ama unuttum, atladım, özür dilerim. John Henry dün akşam kendi evinden ekrandan video çekerek bütün Liverpool taraftarlarından özür diledi. Ama yani özür dilerken de konuşması gayet mağrurdu. İnsanlar bulup bunu Twitter'dan, şuradan buradan seyredebilirler. Yani pek de inanmamış bir özür dilemeydi. Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Etihad'ın sahibi, Abu Dhabi Şeyhi,
Nin veliahtı diyelim. Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi. Glazer'lar Amerikan kulübü dünya paralar vererek satın aldılar vaktinde, şu bu. Tottenham'ın sahibi John Lewis. Şimdi o İngiliz. Fakat Tottenham'ın değeri öbürlerinin yarısı kadar falan filan. Bugün büyük bir Ferruh da bana şakalı bir görsel yolladı. Orada şey deniyordu. Tottenham buraya katılmasının tek sebebi Tottenham Hotspur'un kendini elit kulüp olarak görme şerefi için buraya katılmıştır. Onu davet edenlere gülmek lazım. Çünkü Tottenham en son İngiltere şampiyonluğunu 50 yıl önce yaşadı, 1961'de. Ve tarihinde iki şampiyonluğu olan, tamam taraftarı vardır ama ne Everton gibi ne Aston Villa gibi büyük bir kulüp değil. Yani geçmişi başarılarla şey bir kulüp değil. O kenardan sebeplenmiş, olmamış. Bir daha da almazlar onu diye düşünüyorum. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in sahipleri İspanyollar. Onu söylemek lazım. AC Milan'ın sahipleri de Amerikalılar. Inter Milan'ın ilginç bir şeyi var. O bu iddia sitelerinin bir patronu bir Çinli sahibi. Juventus'un sahibi de Agnelli. Fiat yani. Fiat, evet. Alfa Romeo falan filan. Ferrari. Yani evet, buraya baktığın zaman zaten bunların hepsinin büyük holdingler olduğunu görüyorsun. Yani Almanların burada olmamasının, Hollandalıların sebebi işte bu Almanya'daki 50+1 kuralı. 50+1 ne yaparsan yap, Türkiye'de de şu anda öyle. Borsaya açılırsın, edersin, biri gelir alır ama 50+1 kulüp üyelerini, yani taraftarlarındır. Nerede, Türkiye'de böyle mi ya, ben bilmiyorum. Türkiye'de böyle. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin sahibi bizleriz, kongre üyeleri. Fenerbahçe'yi bilmiyorum ya, halka açılarak kulübün tamamı birinin eline geçer. Fenerbahçe Futbol AŞ'yi halka açıyorlar. Fenerbahçe Futbol AŞ, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün %50'den fazla sahibi değil. Dolayısıyla mesela biz kızdığımızda başkana, Aziz Bey'e, Ali Bey'e bir şeyler söylediğimizde bizim bir gücümüz var kongre üyeleri olarak. Çünkü yıkabiliriz. Halbuki şirketleşip de %51'i korporasyonların eline geçtiğinde öyle bir şansın yok. Çünkü orada hissedarlar oy kullanıyor. Bizim gibi kongre üyeleri oy kullanmıyor. Sen bunu iyi biliyorsun. Yani bütün başkanlarımız kongre zamanları bizlere şirin görünmüştür. Yani Hasan Tahsin Kaya'dan artık kime, sen daha iyi hatırlarsın hocam, bunları. O zamanlarda Yüksek Divan Kurulu bile aynı durumda. İşin siyasetini sen benden iyi bilirsin. Ben sadece zavallı bir taraftarım diyeyim. Ve bir bakayım notlarım arasında Ferruh, bu ilk podcastımızda başka ilginç bir şey, atladığımız bir şey var mı? Bir tek şey var, iki şey var aslında. Birincisi, bugün Arsenal manager'ı, İngiltere'de dendiği şekliyle yani teknik direktörü ve aynı zamanda onlar biliyorsun şeydirler, kulüp müdürü durumundadırlar. Rahmetli Serkan Acar gibi, iki gün önceki programda evet, aldığımız. Ve kulüp müdürü de bütün herkesi idare eder. Oradaki personeli, muhasebeciyi, şunu bunu. Hem kulüp, İngiltere'de kulüp menajerleri hem teknik direktörlerdir hem de yöneticidirler. Yani iki vasfın birlikte olması lazım. Sadece futbolu anlamak yetmez. Orada bizdeki gibi bir şey yok. Sportif direktörlük falan bizde de yok da yani. Yaratılıyor bazı kulüpler zaman zaman tarafından. Öyle bir şey yok. Ve Mikel Arteta şu anda Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü. Biliyorsun Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Everton'dan rica ile minnetle alındı, getirildi. Çok zor bir dönem geçiriyordu Arsenal. Hala geçiriyor maalesef. O bugün şöyle bir şey söyledi. Ona basında sordular ve bunun da videosu Twitter'da bulabilir isteyenler. Sizden özür diledi mi yönetiminiz diye. Şimdi adam yönetimin memuru. Yani maaşlı memuru. Şöyle bir şey söyledi. Yani aşağı yukarı şöyle bir şey söyledi. Benden ve oyunculardan da özür dilediler ve taraftarlardan. Biz iç meselemiz, yani kol kırılır yen içinde kalır olarak, iç meselemiz olarak ben tatmin oldum bize verilen açıklamalardan, dedi.
Tabii bunun üzerine Arsenal taraftarları bir sürü YouTube kanallarını falan bağlanarak tabii öyle diyecek. Ne desin? Adamlar onun patronları yani. Biz hiç tatmin olmadık dediler. Yarın akşam 6'da göstereceğiz stadın dışında dediler. Onu söyleyeyim. Bir tane de Türkiye Ligi'ne geçmeden önce bir not daha var. Bir ara verelim ondan bundan önce. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu da bugünkü bir haber, ilginç çünkü. Olimpiyat oyunlarındaki müsabakalar sırasında sadece bu diz çökme, hani Floyd olayına Minneapolis'teki evet. için yapılan protestoya izin verilmeyeceğini açıkladı. Hmm. Bu sportif bir şey değildir, biraz siyasidir tamam falan. Fakat başka mecralarda yani sahada değil, mesela cirit atan adam ciriti atmadan önce gelip yapmayacak, yasakladıklarını açıkladı. Ve İngiltere Olimpiyat Komitesi buna bir şerh koydu. Bu tartışma sürecek, sonraki programlarımızda konuşuruz diyeyim. Diyeyim, saat... bir şey söyleyeceğim. Bu Süper Lig ile ilgili ben bu işin bitmemesini isteyenlerdenim. Devam etmesini umut ediyorum. Çünkü demin sen çok güzel bir şey söyledin. UEFA hiçbir ceza veremeyecek dedin. Yani ciddi, elle tutulur bir ceza. Belki bir 5 bin, 10 bin, 100 bin para verir. Onu da o takımların ödeyeceğini sanmıyorum. Bilakis bu takımlar eğer birazcık dirayetli olsalardı, bu taraftarın abuk subuk hareketlerini de anlamakta zorluk çekiyorum. Hani katılmayan takımların taraftarları yapsa anlayacağım. Ama katılan takımlar, takımların değeri artacak ve dünya kulübü olacaklar. Yani bunu arzu etmek kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi ben mesela bir Fenerbahçeliyim. Tamam. Biri çıktı dedi ki çok enteresan. Ya dedi ben de dedi iki de bir dedi Bayern Münih Real Madrid maçını seyredeceğim dedi. Ya ne var abi, senede iki kere seyredeceğim. Zaten lig yapıyorlar. Gene iki kere seyredeceğim. Ya bunda ne var sorun? Ben anlamış değilim. Yanlış yönlendiriyorlar, zannediyorlar ki hep Real Madrid Bayern Münih oynayacak. Yanlış bir şey olacak diye. Ben bu iş bakalım bitmeyecek. Yani bunu bitirmeyecekler. Ve bu büyük kulüpler, ismi olan kulüpler haklı çıkacaklar diye düşünüyorum. Ve bunun dalgası da Türkiye'ye gelecek. Bir ara verelim. Birazdan devam edelim. 2F1B podcastımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Biraz umduğumuzdan uzun geçti. Çünkü konu çok... Tabii ilginç bir konu. Ferru en son dedik ki ben işte katılan takımların taraftarı olsam bu işe katılmak isterim. Ben aynı fikirde değilim. Hani Fenerbahçe bu işin parçası oldu, çok para kazanacak olsa bile ben bunu istemem bir futbol taraftarı olarak. Nedenlerine gelince yine Ferruh'tan cevap vereyim. Çünkü Abramovich Fenerbahçe'yi alsa ben karşı çıkarım. Şimdi o zaman sen karşı çıkarım demiştin. Çıkarım, gene bununla çıkarım. İlgili ilginç bir... Tamam işte o zaman Abramovich'ler seni satın almayınca bu tip projelerde de yer alamıyorsun. Çünkü Neymar'ları getiremiyorsun gibi bir tartışma konusu var. Zaten biz bu programı bu tartışmalar taraftarlar arasında sürsün diye yapıyoruz. Yani başka bir amaçla yapmıyoruz. Ayrı fikirde olmasak da ayrı fikirde varmış gibi konuşuyoruz. Fakat şöyle bir şey var mesela ilginç. Newcastle United takımını ki çok büyük bir kulüptür İngiltere'de. Orta Doğulu bir zengin satın aldı geçen yaz. Ve kulüp taraftarları pankartlar astılar gel bizi kurtar diye. Çünkü Newcastle geçmiş başarılarla dolu. İşte FA Cup'lar almış, lig şampiyonluklar almış bir kulüp. Korkunç taraftarı var. Toon Army denir onlara. Toon Army, siyah beyaz gelirler. Ve Londra maçlarına 4-5 bin kişi gelirlerdi yani. Bütün kale arkasını kaplarlardı. Ve onların sesi Londra takımlarından çok duyulurdu. Öyle bir fanatik. Kuzeyli tabii, işçi sınıfı bazlı, taraftar bazı olan bir kulüp. Fakat onlar bile paraya boyun eğdiler. Kulüp batıyordu, ediyordu. Birisi gelsin alsın. O gelip alırsa işte bize Neymar gelecek, şu gelecek, bu gelecek diye. Ve nitekim de yukarı doğru çıkmaya başladılar. Bir takım transferler yapıldı ama Neymar falan yok tabii. Şimdi dilema orada başlıyor. Yani şimdi böyle bir şeye ilk başta zengin biri gelsin, kulübü satın alsın. Yani Türkiye'de mümkün değil henüz ama oralarda mümkün İngiltere'de. Şu anda Fenerbahçe'de olan nedir sence? Bu değil. Gelip kulübü satın alamıyor Ali Koç. Yani
kanunlar izin vermiyor. Öyle bir şey olursa zaten Ali Koç'tan başka Çinliler Minliler çıkar. Yani seni almak isteyecek olan. Başakşehir için konuşulduğu için soruyorum. Başakşehir daha küçük bir şey. Onun bir camiası yok. Çok çekici değil. Hayır, sen aldım. Kanunen olmuyor dedin de onun için söyledim. Kanunen şöyle olmuyor. Bir şirket takımı olarak gelip kurulup girebilirsin. Ama şu anda Fenerbahçe'nin %52 hissesini hiç kimse satın alamaz. Çünkü futbol AŞ'yi alabilirsin sadece. Futbol AŞ Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin %51'i değil. Onu satın alabilirsin. Bayağı bir de gücün olur ama olmaz. Bunu önümüzdeki programda inceleyelim. İnceleyelim bence. Araştıralım. İnceleyelim. Çünkü Fenerbahçe Futbol AŞ yani benim kurduğum 1907 Fenerbahçe Sporta Hizmetler AŞ'nin ismi değişmiş halidir. Doğru. Başta hiç alakası yok. Sırf merchandising için kurulmuş bir şirketken. Şimdi bütün futbolla işte merchandising'le ne varsa hepsinin bağlı olduğu şirket bu. Ama ortaklık yapısını bilmiyorum şu anda. Biz kulübe bedava vermiştik onu, o zaman dernektik kulüp. Şu anda dediğin doğru da olabilir, olmayabilir. Onu ya bildiğim kadarıyla %15-25 arası bir kısmı halka açık, %100'ü de halka açık olabilir. Halka açık olunca herkes de gelip alabilir onu, biliyorsun. Bu evet. Şahıs da alabilir. Ama o Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin sahibi olmuyor. Onu bilmiyorum. O araştırma. Bunu araştırıp insanlara buradan bilgi vermek boynumuzun borcu olsun. Borcu, evet. Yatırımcı arkadaşlarımızla konuşalım ve istersen Türkiye Süper Ligi, hani The Super League, evet, Süper Ligi'ye konuşalım. Geçelim. Bildiğiniz gibi dün ve evvelki gün, bir yeniden tekrar ediyorum. Bugün 22 Nisan Perşembe, biz bunu akşam saatlerinde top atıldıktan sonra çekiyoruz. Ve puan durumunu bir koyalım. Galatasaray kendi evinde berabere kaldı Trabzonspor'la. 90+6'da attığı golle. Ne yazık ki üzüldük yani. Çünkü Trabzon'da bir derdimiz yok. Ve Beşiktaş'ta bir gün önce Sivasspor'la dışarıda 0-0 berabere kaldı. İşte penaltı verilmedi, şu olmadı, bu olmadı. Artık ben onlara girmiyorum. Hakemlere falan. Bizim işimiz değil. Biz işimize bakalım diye düşünüyorum. Fakat puan durumunu eğer Ferruh da görüyorsa şöyle bir tablo var. Tabii taraftarlarımız çok iyi biliyordur ama üzerine birkaç kelime edelim dedim ben. Beşiktaş 34 maçta 72 puanla lider. Fenerbahçe 34 maçta 69 puanla ikinci, Galatasaray 34 maçta 33 puanla üçüncü, Trabzonspor 66 puanla üçüncü. Yani aralarda üçer puan var üç takımın ama maç sayıları artık eşit, artık birisi evet. Bay geçmeyecek. Evet. Yani o hayali bitti. Maçtan 3 puan alma konusu bitti. Arada net 3 puan var. Evet. Beşiktaş bir maçta yenilir, biz kazanırsak 3 puan kapanacak ama Ferruh'un dediği şey girecek devreye. İkili averaj. Evet. Aynı şekilde Galatasaray'la. Galatasaray'la tehlike daha az. Altta Trabzonspor var. 35 puan, 35 maç, onların bir maç fazlası var. 60 puan. Yani Trabzon bir out zaten. Onun ilk üçü yakalaması biraz zor görünüyor. Eğer Galatasaray çok büyük bir rezillik yaşamazsa. Pardon. Ya şöyle, şimdi 6 maç kaldı. Ben ilk 3'e bakıyorum. Şimdi 3+2 averaj durumu var. Maalesef bu ikili averaj çok hoşumuza gitmeyen bir şey. Şimdi rakiplerimiz hem Beşiktaş hem Galatasaray puan kaybetti ama birer puan aldılar. Biz 0 puan aldık bu hafta. Şimdi olaya öyle bakmamız lazım. Puan farkı en azından maçlar eşitlendi ve 3'e çıktı. Bizde Galatasaray berabere kaldığı için 3'e çıktı. Biz maç oynamadığımız için veya 3'e indi diyeyim daha doğrusu. Ama Galatasaray'da da ikili averaj sorunumuz var. Beşiktaş'ta da ikili averaj sorunumuz var. Kalan 6 maça baktığımda 3 takımın da kalan 6 maçı da birbirinden berbat. Yani küme düşme oynayan takımlar var. İddialı işte Hatay gibi, Alanya gibi takımlar var. Beşiktaş'la Galatasaray'ın kendisi birbiriyle oynayacak böyle bir maç var. Plan falan.
Bunları göreceğiz. Yani her şey olabilir. Eğer Beşiktaş bir mağlubiyet veya iki beraberlik alırsa ve biz bütün maçları kazanırsak şampiyon oluruz. Yani yavaş yavaş ipler elimize geçiyor. Benim hep söylediğim bir laftır o. İplerin elimizde olması olayı. Şu anda geçebilir. Yani eğer biz, yani bizim tek yapacağımız bir tek şey var. Her maçı kazanmak. Yani başka hiçbir çözüm görmüyorum. Hani şunu beklemeyelim. Beşiktaş önümüzde iki tane mağlubiyet alır kalan altı başta. Üç tane berabere kalır. Bir tane galibiyet alır. Bunu beklemeyelim. Yani Beşiktaş altı maçını da kazanabilir. Ama kazansa dahi biz sonuna kadar mücadele etmiş oluruz. Benim geçtiğimiz iki yılda söylediğim bir şey vardı. Fenerbahçe sezonun bitimine 15-20 maç kala havlu atmaz. Havlu atardı, atıyordu ve bu çok üzüyordu beni açıkçası. Şimdi en azından sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu bakımdan da iyi bir gelişme. Yani bütün hani artısı eksisi, yani Emre'nin hocalığı, bir sürü şey belki devreye girdi. Yönetim biraz daha belki ilgileniyor. Ama bu konuda bir şansımız var en azından diye düşünüyorum açıkçası. Bu şansı değerlendirmenin bir tek yolu var. Dediğim gibi 6 maçı da kazanmak. Bu hafta da Kasımpaşa ile başlıyoruz bu 6 maça. Evet, 2 tane zor maçımız var. Bir tanesi Sivas içeride, bir tanesi Alanya dışarıda zannediyorum. Evet. Bunlar zor maçlar ama Fenerbahçe bu takımda bugün antrenman notlarına... Öbürleri de düşme şeyindeki takımlar, öbürleri de. Düşme yani takımlarını yeneriz diye ben düşünüyorum. Yani son maç karakteriyle ne olacağını hiç bilmiyorum abi. Taraftar olarak benim görüşüm öyle. Yok yani bildiğimiz de değil. Bunu da söyleyelim, yani biz burada bu programı yapıyoruz. Senle konuşmuştuk dün. Yani biz futbol dehası, futbol uzmanı değiliz. Değiliz. Bizim futbol seviyoruz. Bu konuda Fenerbahçeliyiz. Fikirlerimiz var. Bizim amacımız Fenerbahçe taraftarlarını, özellikle Fenerbahçe taraftarlarını, başka takım taraftarlarının da bizi izlediğini biliyorum. Yıllar önce de 2F1B izlenirdi. Ama bizim amacımız Fenerbahçe taraftarlarını başka bir bakış açısı göstermek. Doğru. Ve sonuçta onların dediğine olması diye düşünüyorum. Zor maçlarımız var. Benim gözüm dediğim gibi son programda, iki gün önceki programda, ikincilikte Beşiktaş bir hareketi yaparsa tabii ki oradan faydalanmak boyunumuzun borcu olur. Ya yenmek zorundayız, dediğim o. Biz maçı kazanmak zorundayız. Her maçı da kazanabilecek iyi bir kadromuz var. Yeter ki iyi oynasınlar. Pazar akşamki maçta Mesut Özil de kadroda olacak. Ne kadar faydalanacak bilmiyorum. Ama bu orta saha bolluğunun geldiği yerde Mesut Özil yanında İrfan Can Kahmeci, Mert Hakan cezalı zannediyorum ama Pelkas şu bu, bir sürü yetenekli orta saha oyuncusunun olduğu bir yerde biraz farklı oynar. Çünkü daha önce oynadığı 3-4 maçta Mesut Özil, ileride Samata, Tiam, işte kimse, o üçlüyle oynamıştı biliyorsun. İlk defa böyle bir takımda oynayacak, işler fark edebilir diye ümitleniyorum kendi aynen adıma. Diyeyim. İstersen son bir sözüm varsa konuşalım. Son sözüm, yani basketbolda CSKA'ya karşı bütün eksiklerimize rağmen sonuncu çeyreğe kadar iyi oynadık. Doğru. Ama son çeyrekte dağıldık maalesef. İnşallah ikinci maçta bir galibiyet alırız diye ümit ediyorum, açıkça söylemem gerekirse. Kadınlarda yani basketbol ve voleyboldaki şampiyonluğun elden gitmesi, tabii bu bizim Kübalı oyuncunun önce Türk olup sonra da Çin'e gidip sonra da bizim takımdan ayırmamız da ayrı bir tartışılması gereken bir konu. Yani nasıl Vargas, şey? Vargas. Vargas, Vargas, evet. Bu ne Periz, bu ne lahana turşusu bilmiyorum ben. Yani burada Cumhurbaşkanı da çıktı adama, kadına daha doğrusu, işte nüfus kimliğini verdi ve kadın Çin'e gitti yani. Herhalde oradan milli takım maçlarına gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Herhalde gelecek ve herhalde bu iş Fenerbahçe için değil, milli takım için yapıldı diye benim aklıma gelen o. Ama bir başka söylemek istediğim en son şey, belki bu ilk podcastımızdaki, inşallah beğenilmiştir. İnşallah çok küfür almayız, alırsak bir daha yapmayız ama bir denemeydi. Öyle baksın lütfen taraftarlarımız.
Fenerbahçe erkek voleybol takımı maalesef son maçı devlete karşı yine kaybetti. Çok da iyi oynadılar. Çok da yakın geçti. Bir set dışında diğer setler. Ama ağanın eli öpülmez mi denir? Yani çok kötü yani. Vakıf, çok kötü. Bir de Halkbank var. Yani Ziraat Bank var, bir de Halkbank var aşağıda. Var, belediyeler var filan. Yani zaten dediğim gibi hep söylüyorum, bu benim yaram zaten. Buna hiç dokunma. Çok kötü yani. Bunlarla Türkiye'deki sporun ilerleyeceğini hiç sanmıyorum ben. Ne de kadınlarda Vakıfbank dahil. Evet, ve arkasına da bir laf etmiyoruz. Hani onlar müesses takımı, onlar yardım ediyorlar. Evet. Ama onlara da bir laf etmek istiyorum. Efes Pilsen gibi, Anadolu Efes gibi diyeyim, Arkas gibi şirketler de aslında spor kulüplerine destek vermeleri gerekir. Tıpkı zamanında Ülker'in yaptığı gibi, Fenerbahçe evet. Ülker projesiyle, ki salonumuz Ülker'in büyük gayretleriyle oldu. Böyle olması daha uygun olur diye düşünüyorum. Şu anda Olimpia Milano biliyorsun şeyde oynuyor, Euroleague artık playofflarında oynuyor. Muhtemelen evet. De Final Four'a kalacak. Bir zamanlar adı Mobil Circi'ydi. Hatırlıyorsun değil mi? O kulübün adı. Biz gençken Mobil Circi'ydi adı. Mobil Circi bir firmaydı çünkü. Öyle destek veriliyordu. Bunda insanlar bakabilirler belki. Zaten bu takımı hep bu futboldaki Milan'la karıştırıyor insanlar. İlgisi yok. Televizyonda AC Milan'ın basket takımı dendi. Çok üzüldüm. Öyle bir şey yok yani. Yok. İtalya'da basketbol apayrı bir şey. Seyircilerimiz ona bakarlar. Diyelim bu ilk podcast yayınımızı sonlandıralım. İnşallah çok uzatmamışız. Biz 30 dakika gibi planlamıştık ama zannediyorum yine 50 dakikaya geldik. Fenerbahçe'de ben olunca. Böyle oluyor. İyi akşamlar diliyorum ve bol bol görüş bekliyoruz aşağıya. Bu nedir? Sizce nedir? Olsun mu? Arada bunu yapalım mı diye diyeyim. Ferruh'a veda edeyim. Ben de iyi akşamlar diliyorum herkese. İnşallah bu programdan da herkes mutlu veya kızgın diyeyim ne diyeyim bir şekilde ayrılacaktır. Ama görüşler çok önemli. Ona da aynı Faik'in dediği gibi katılıyorum. Görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.